ibadet bulunur. Şaka gibi havalimanına yanlış gelmişiz. Ve Iraklı arkadaşlar edindik. Her yere onlarla birlikte gidiyoruz. Biz bu sıcakta nasıl yürüyeceğiz? Ben selam. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Irak'a gidiyorum. Yarın Bağdat'a biletim var. Bu yolculukta yanıma neler alıyorum onları size göstermek istiyorum. Şimdi mutlaka haberlerde Bağdat'ın karıştığını duymuşsunuzdur. Ama şu an güvenlik daha iyi. Çünkü milyonlarca insan Irak'a geliyor, yürüyerek Kerbela'ya gidiyorlar. Buna Erbeğin yürüyüşü diyorlar. Şimdi ben bu yürüyüşe katılacağım ama ben sadece o yürüyüş için gitmiyorum Irak'a. Bağdat'a gideceğim, Babil'e gideceğim, daha farklı yerlere gideceğim, sonra Kuzey Irak'a geçeceğim. Ama tabii Kuzey Irak'a geçmeden önce Necef'e gidip Necef'ten yürüyerek Kerbela'ya gideceğim. Bu bir ritüel. Şii mezhebinde olanlar yürüyerek Kerbela'ya gidiyorlar. Tabii o yürüyüşte sadece Şiiler yok. Birçok Sünni var ve turistler de var. Ben de katılacağım. İlk defa böyle bir tecrübem olacak. İranlılar bunu çok anlatıyorlardı. Ben de çok merak ettim. Bunu tecrübe etmek istiyorum. Ve bu yürüyüşte insanlar yürüyerek giderken her yerde yol kenarlarında mukep adında kalacak yerler var ve ücretsiz yiyecekler, içecekler dağıtıyorlar. Ve bunların hepsi ibadet olarak yapılıyor. Yani Kerbela'ya yürüyerek giden ziyaretçiler de bunu ibadet olarak yapıyor. Ve orada yürüyerek Kerbela'ya giden insanlara hizmet edenler de bunu ibadet olarak yapıyor. Ve bunu çok sevap görüyorlar. Orada çok farklı sahneler göreceğiz. Yani bunlara hazır olun. Çünkü gerçekten çok farklı bir atmosferi var. Ve bu yüzden ben de bunu tecrübe etmek istiyorum. Şimdi gelin neler götürüyorum, hangi eşyalarımı götürüyorum bakalım. Şimdi ilk olarak Türk bayrağı götürüyorum. Bu yürüyüşte sırt çantama Türk bayrağını takacağım. Şimdi şöyle bir şişme yatağım var. Mukeplerde kalacağımızı söylemiştim. Bu mukeplerde tabii temizlik biraz sıkıntılı olduğu için ben kendim böyle bir şişme yatak götürüyorum. Buradan üfleyerek şişiriyorum. Sonra yatıyorum. Şimdi de bunu kaldıralım. Sonra şöyle bir çarşaf var. Çok küçülüyor. Böyle bir çarşafımı götürüyorum. Şişme yatağımın üzerine sermek için. Ve şurada bir tane şişme yastığım var. Şimdi çok fazla eşya götüremiyoruz. O yüzden her şey toplu olması gerekiyor. Şöyle bir şey. Ve düşünün, yani günlerce sürecek bu yürüyüşte. Ben bu çantayla gezeceğim. Çok da ağır olmaması gerekiyor. Ama ben normalde de zaten İran'da da gezerken çok fazla eşya yanımda götürmüyordum. Ve şampuan, makyaj temizleme suyu. Şöyle şunu göstereyim. Makyaj temizleme pedi. Şimdi şuna bakın. Böyle bir şey götürüyorum çünkü orası şu an çok sıcak. Cehennem sıcağı. Yani sadece korktuğum şey o. Bunu koyalım. Ve buna çepiye diyorlar. Biz puşi diyorduk değil mi? Öyle bir şey diyorduk. Bunu ıslayıp başıma koyacağım. Yani o derece orası sıcak. Nem var. Yani sadece o sıcaklıktan korkuyorum. Ve çok sıcak olduğu için devamlı duşa girmemiz gerekiyor. Zaten orada böyle hizmetler var. Ve oranın yerlileri evlerine davet ediyorlar. Onlar da sevap için bunu yapıyorlar. Gelenlere hizmet ediyorlar. Yemek veriyorlar. Kıyafetlerini yıkıyorlar. Hatta bazıları masaj yapıyor. Evindeki duşu kullandırıyor. Böyle olaylar gerçekleşiyor. Ben size bunları göstermeye çalışacağım. Şimdi devam edelim. Başka şöyle bir bardağım var. Bu bardağım katlanıyor. Tamamen bitkisel. Sıcak ve soğuk içine koyabiliyoruz. Başka şöyle otele gittiğimde böyle terlikleri ben alıyorum. Şimdi giderken de orada bu terlikleri kullanacağım. Yani temizlik açısından. İğne iplik götürüyorum. Tarak götürüyorum. Yanık kremi. Burada migren ilaçlarım var. Soğuk algınlığı ilacı var. Bunları götürüyorum. Parfüm var. Bu da katı parfüm. Sabun, lif, saç yağı, yüz yağı. Bu da sıvı el sabunu.
ellerimi yıkamak için. Burada saç kremi var. Burada tonik var. Bunları böyle küçük küçük götürüyorum. Çünkü yer kaplamaması gerekiyor. Makyaj malzemelerim burada. Onu bu yanıma aldım. Sırt çantama koyuyorum. Bunda farklı özel eşyalarım da var. Diş fırçasını, diş macununu da buna koyuyorum. Not aldığım defterlerim var. Onları da buraya koyuyorum. Ve ütü. Ben ütüsüz gezemem. Ütü mutlaka olmalı. Bu ütüyü götürüyorum ama bunu eşimin sırt çantasına koyuyorum. Çünkü benim eşyalarım ona göre daha fazla. Çünkü benim kıyafetlerim daha fazla yer kaplıyor. Yani ütüsüz gezemem açıkçası. Bayrağımızı gösterdim. Şimdi burada elektronik aletlerimiz var. Burada hard var. Şöyle ışığımız var. Bunu yanımıza alıyoruz. Burada MacBook'umuz var. Bunu yeni aldık. Biz İran'da gezerken İran'daki videoları eve geldiğimizde evdeki bilgisayarla editliyorduk. Ama artık İran'dan çıktığımız için MacBook'a ihtiyacımız vardı. Şimdi şöyle bir örtü götürüyorum. İran'da buna ev çarşafı diyorlar. Yani çarşaflı olanlar evde bu tarz çarşaflar giyiyorlar. Uyuduğumda üzerime atmak için böyle bir çarşaf getirdim. Burada havlularım var. Bunlar yer kaplamıyor. 3 tane ayakkabı götürüyorum. Bir tanesi sandalet, bir tanesi çok rahat bir ayakkabı, bir tanesi de normal bir beyaz ayakkabım var, onu götürüyorum. Şimdi günlerce yürüyeceğim için bu ayakkabı en rahat olanı. Bunu o yüzden götürüyorum. Başka 3 tane siyah elbise götürüyorum. Çünkü o yürüyüşte siyah giymem gerekiyor. Benim kıyafetlerim çok renkli. Tabii normal karşılanmıyor bu. Siyah giymem gerekiyor. Ve büyük bir ihtimal Tahran'dan Bağdat'a giderken de siyah giyinip gideceğim. Çünkü pasaport kontrolünde İranlıları zaten biliyorlar. Siyah giymişler, Erbeğin yürüyüşüne gidiyorlar. Şimdi ben renkli kıyafetle gidip bir de İran pasaportumu gösterince benden şüphelenebilirler yani. Çünkü İranlıların hepsi siyah giyinerek gidiyor. Benim de bu kadar açıklama yapacak Arapçam olmadığı için dedim siyah giyinip gitmek daha mantıklı. Şimdi milyonlarca İranlının bu yürüyüşe katıldığını söylemiştim. Şimdi benim aklıma soru işareti geldi. Yani milyonlarca İranlı çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Yani sonuçta bu iki ülke savaşmış bir ülke. Nasıl bu kadar rahat geçebiliyorlar diye düşünürken araştırdım. Ve İran çoğunluğunun Şii mezhebinde olduğunu öğrendim. Ve bunu da bir sebep gördüm. Yani çünkü İranlılar çok rahat bir şekilde vizesiz Irak'a geçebiliyorlar. Ben de İran pasaportumla gidiyorum. Bir de İran'da yurt dışı harç ücretleri çok yüksek oluyor. Bayağı yüksek. Yani bir de her gittiğinizde o fiyat artıyor. Mesela ben Türkiye'ye gelirken 350 bin tümen veriyorsam bir kez daha gidersem 2 katı veriyorum. Bir kez daha gidersem 3 katı veriyorum. Fiyatlar bu şekilde çok artıyor. Ama Irak'a gidenler ziyaret için gideceği için bu yurt dışı harcı ücreti çok ucuz. 45 bin tümendi. Yani bu hava yoluyla olanlar karayoluyla da 15 bin tümen vererek Irak'a kolaylıkla gidebiliyorlar. Şimdi nerede kalmıştık? 5 tane şalım var. Şal götürüyorum. Çoraplarım var. Daha farklı özel eşyalarım var. Toplamda 3 tane normal kıyafet götürüyorum. Çünkü ben çok fazla kıyafet götürmüyorum. Ama şöyle bir şey de var. Ben direkt kıyafetlerimi yıkıyorum. Çünkü çok hassasım bu konuda. Küçükken de günde 5-6 kere ben kıyafet değiştirirdim. O yüzden böyle kıyafetlerin temiz olmasına çok önem veriyorum. Şimdi şu çantamı göstereyim. Bunu yeni aldım. Normalde İran'da gezerken siyah bir çantayla geziyordum. Bu da İran malı. 1000 liraya aldım. Vallahi kaliteli gibi görünüyor ama bakalım, inşallah beni yarı yolda bırakmaz. Şimdi ben eşyalarımı çantama yerleştireyim ve yarın Bağdat'a doğru gidiyoruz. İran'da birisi yolculuğa çıkacağı zaman Kur'an'ın altından geçiriyorlar ve arkasından su döküyorlar. Bu su dökme kültürü bizde de var ama bizde Kur'an'ın altından geçirme kültürü yok. Şimdi taksi geldi, havalimanına gidiyoruz.
sefer sana motivlerini veriyordum. Sonra canı her gün üstlerim, tuğla hemen sayem oğlum sen. Ez evamı cevap vereyim verdim bir gün. Kadın oğlu garibe, kadın oğlu mezlumu. Kuda evamı sen fahamda. Ez Ferkan'dan Mehdi ziyad bekit, ziyad benelisid. Ki mezlum ter az in adam tüm ölem kesiniz. Bakın bana ferec iş, bana ferec in ağıt okunin. Ya vatan hep de dua mı kunin? Kudaşım fahamda. Ve ekser o dua ve tercih el ferec. Fahim nezalı ki ferec o. Ziyad dua kunin bana ferec emene Mehdi. Ki ferec emen. Başayış derim buna tuşumuz. Hem de ağım ben çeller evi kül falan. Ya ne hadi. Şimdi geldik. İmam Hümeyni Havalimanı'ndayız şu an. Amca kola ver. İmam Hümeyni. Taksici abimiz bizim Erbeğin yürüyüşüne katılacağımızı anlayınca böyle bir dua etmek istedi. Onu da sizin için paylaştım. Şaka gibi havalimanına yanlış gelmişiz. Selamet Havalimanı'na gitmemiz gerekiyormuş. Selam. Ben ilk defa duydum. Yani hep buradan gidiyorduk. Ay o kadar korktum ki ben de normalde hep yani havalimanına erken gelirim. Yani böyle bir durumla karşılaşınca vaktimiz olsun diye çok şükür erken gelmiştik. Şimdi oraya hemen gitmemiz lazım. Nereden? Bilmiyorum. Ay ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Nasıl strese girdim. Polis kontrolünden geçerken bana dedi ki nereye gidiyorsun? Bağdat dedim. Buradan Bağdat'a gidilmiyor dedi. Ben tabii o an var ya başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Hemen koşarak çıktım. Eşimi aradım. Çabuk gel burası değilmiş diye. Ama çok şükür yani buraya yakınmış. Aşağı inmemiz gerekiyormuş. Ay otobüste gideceğiz şimdi oraya. Yakınmış Allah'tan. Nasıl strese girdim. Çünkü havalimanı şehire çok uzak. Yani 1,5 saat biz yoldaydık. Evet, Iraklılarla karşılaştık. Şimdi hep birlikte gidiyoruz. Onlar da yolu bilmiyorlarmış. Gelin biz de oraya gidiyoruz dedik. Şimdi hep birlikte gidiyoruz. Selam Havalimanı'na. Bu otobüse gideceğiz. Ücretsiz. Ne zaman kalkar? İşte İnşallah. Eşime ben ilk defa Selam Havalimanı'nı duyduğumu söyledim. O da dedi ki zaten öyle bir havaliman yok. Sadece terminal olarak farklı. Yani bir havalimanı var. İmam Hümeyni Havalimanı ve terminalleri var. Yani bu farklı bir terminalmiş. Şimdi şuradan şöyle dönecek. Hemen oradaymış o terminal. Yani ben başka bir yerde sandım. Bir de uzaksa var ya dedim. O kadar strese girdim ki. Yani ilk defa şimdi İran'dan çıkıyorum. Bir de düşünün biletimin yandığını. Yani çok şükür öyle değilmiş. Diğer otobüse gidiyoruz. Şoförümüz yok. Gitti daha gelmedi. Merhaba sayın. Böyle bir değişikliği bugün yapmışlar. Oradan artık Avrupa ülkelerine gidiliyormuş. Bu tarafta da Doğu ülkelerine. Yani şansımıza.
Erbey'in yürüyüşü için çok fazla İranlı şu an Irak'a gidiyor. O yüzden izdiham yaşanmasın diye bu terminalleri ayırmışlar. Şu an bu taraf sadece Irak'a gidiyor yani. Ve buradan da zaten Irak'a gittiğimizi anlayabiliyoruz. Bakın ya Hüseyin yazıları vesaire var. Ve Iraklı arkadaşlar edindik. Her yere onlarla birlikte gidiyoruz. Aşı kartı da göstermemiz gerekiyor. Aşı kartını da dijital olarak hazırladım. Çok bekledik. Çantaları paketlettirin, buralara takılır, yırtılır dediler. Şimdi eşim paketletmeye gitti. Fiyatı ne kadar bilmiyorum. En azından çantalarımız bu şekilde temiz kalır. 30 lira civarında. Fiyatı iyiymiş. Yani pahalıdır sanıyordum ama iyiymiş. Çok şükür yüklerimizi verdik. Şimdi pasaport kontrolünden geçeceğiz. İran pasaportumla gidiyorum. Şu tarafta. Buraya bakın. Dinlenmek için böyle koltuklar var burada. Rahat mı? Çok rahat. Uyu burada sen. Evet, gidiyoruz. Soru Bağdat bulunur. Eşim ne zaman şuraya nasıl gideceğiz, burayı nasıl bulacağız dediği zaman ona bunu söylüyordum. Sonra Bağdat bulunuru çok iyi biliyor ve şimdi de Bağdat'a gidiyoruz. Yolculuğumuz 1 saat 30 dakika sürecek ve biletimizi 4 milyon tümene aldık. Bence bu mesafe için biraz pahalıydı ama biz yine daha ucuza almış olduk. Şu an 6 milyon tümen oldu. Çünkü çok fazla Bağdat'a yolcu var şu an. O yüzden fiyatlar biraz yüksek. Irak uçağıyla gidiyoruz. El Arabiye adı. Bakalım burada neler var. Arapça ve İngilizce yazıyor. Hadi bakalım.
company will be in short due to work there. Half last time will be 1 hour and 15. الفاتحة إلى أم البنين تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bakalım ne kadar alacaklar. Havalimanı taksileri böyle. Taksi ücretini şurada ödüyorlar. Yani taksi ücreti vermiyoruz. Burada ücreti veriyoruz. Evet. Bağdat'ta herkese YouTube hesabımı veriyorum. Devamlı lider.
ليش كاظم حبيبي؟ ايش قد؟ لا بعد والله ما في بعد الدورة 25 لا 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 قافل الشارع والله والله العظيم قافل والدخول اكو مكان قدامك؟ جاي ب 10 هني ياخذ ب 10 ها؟ ياخذ ب 10 ليه كاظم مو؟ كاظمين خذهم خذهم عيني araba değiştirdik ama niye araba değiştirdiğimizi bile anlamadım. Yani o kadar parayı biz buraya kadar verdik ve fazla da gelmedik. Öyle böyle değil. Sim card Zain موجود؟ لا. وين؟ ورا الشاشه. Thank you. Burada yokmuş. Bakalım burada var mı? Sim card Zain موجود. How much? One SIM card yeah. with charge yeah. 3 GB it is make 10,000 dinar Iraq. Four G. This 10 GB and this 10 GB, right? Yeah. Şimdi iki tane hat alıyoruz. Yaklaşık olarak tanesi 300 liraya denk geliyor. İçinde de 10 GB'lık bir internet olacak. Bu şekilde alacağız. Evet, sim kart aldığımıza göre şimdi kalacak yer bulalım. Biz buraya böyle geldik. Burada mukepler var. Ücretsiz kalınacak yerler var. Yani bu Erbin yürüyüşü olduğu için böyle ücretsiz kalacak yerler var. Şimdi biz de bakalım böyle bir yer bulalım. Oraya yerleşelim, dinlenelim. Sonra da Bağdat'ı gezeriz. Çukur orada. Size önceden Şii mezhebinde 12 imam inanışı olduğunu söylemiştim. Ve 8. imam, İmam Reza'nın türbesi İran'da Meşhed şehrinde. Ve şu an onun babası olan İmam Kazım'ın türbesindeyiz ve onun oğlu olan İmam Cevad'ın türbesi de tam olarak burada. İkisi birlikte. Şimdi içeri gireceğiz. Tabii kamerayı emanete bırakmam gerekiyor. İçeriği de telefonla çekmeye çalışacağım. Evet, türbeye girerken telefonları da emanete vermemiz gerekiyormuş. O yüzden içeriden çekim yapamayacağım. Şimdi şuradan bunları emanete verelim. Telefonu da emanete verelim. Ve içeriye girip bir bakalım. Tamam. He? Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Musa
karanı geldi diller kolen dedi. Ama ağamı devlerdin dal çok tencidi. Topalacacın dal ve kurban olmağa ya. Mehremler olan da ya. Betere ben sözlüle ağlardı. Ben içeri giremedim. Çarşafım olmadığı için beni içeri sokmadılar. Ve bütün eşyalarımı da emanete verdiğim için yanımda param da yoktu. O yüzden maalesef içeriği ben göremedim, giremedim. Sonradan eğer olursa inşallah bir bakacağım ne var ne yok. Ama şimdi biz Mukep'te kalacaktık. İran'dan gelen Mukep'ler sınırdan henüz geçememişler. Ve şu an bizim kalacak yerimiz yok. Bakalım olursa ucuza bir hostelde kalacağız. Az önce soydaşlarımla tanıştım. Tebriz'den gelenler vardı. Gelin biz Mukep'lere gidiyoruz. Burada ileride Mukep var dedi. Şimdi birlikte oraya doğru gidiyoruz. Evet, ben Mukep'teyim şu an. Burası benim malikanem. Ben burada kalacağım. Burada kadınlar kalıyor. Herkes iç içe yatıyor. Yani ücretsiz kalıyoruz ve ücretsiz yemek ve içecek her şey var. Banyo var, tuvalet var. Şimdi ben de buradayım. Burada ben yatacağım. Bakalım yarın da eşyalarımı emanete verip Bağdat'a geçeceğim. Sonrasında da Babil'e gitmeyi düşünüyorum. Akşam yemeğim. İçinde köfte var. Salatalık ve domates var. Şimdi akşam yemeğimi yiyeceğim. Ben tekrar 7. imam olan Musa-i Kazım'ın türbesine geldim. Bu sefer yanımda çarşaf getirdim. İçeriden çekim yapamıyorum çünkü yasak. Telefondayı sokamıyoruz. Sanırım hasta oluyorum. Sesim gitti. Niye gitti bilmiyorum. Şimdi buradaki çarşıları gezeceğim. Gezerken de size göstermeye çalışacağım. Selamun aleyküm. Talebi how much? Bu ne rakı var lan? Arak. Arak. Yek dinar. Yek dinar. Yek dinar. Hop. Güzel. Parti beledi. Ab talebi alıyoruz. Bir tanesi 20 liraya denk geliyor. Bizden para almadı. Ben şoktayım şu an. Şükran. İnanmıyorum. Resmen para almadı. Ve bunun sebebi de biz buraya şimdi ziyaretçi olarak geldik ya. Yani sevap için aslında bizden almadı. Nezre etti diyelim. Ya da adak da diyebiliriz. Burada dolu tatlılar var. Bu helva. Tulumba tatlısı var. Lokma tatlısı var.
lokumlar var, baklavalar var. Tabii bizim baklavadan biraz tadı daha farklı. Sarma var. Burada bu tarz tatlılar çok fazla, yani Iraklılar çok fazla tatlıyı seviyorlar. Aa, zulbiye burada da var. İran'da da var zulbiye tatlısı ama İran'dakinde çok fazla safran olduğu için sapsarı oluyor. Şekerim, şekerim. Esmek, esmek. Halva şiiri. Halva şiiri. Çok lezzetli. Chicken coffee. Oh, tadı çok güzel. Şükran. Nasıl güzel karşılıyorlar, ikramlarda bulunuyorlar ve ücret almıyorlar. Şu tatlılara bakın. Burada falafel var. Bakın böyle garnitürleri de var. Çok temiz görünüyor. Burada falafel satıyorlar.